Sevgili arkadaşlar, merhabalar tekrar. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Çalışmalarımız güzel değil mi? Her şey yolunda. Bazen motivasyonunuz düşüyor. Toparlayın bir an önce kendinizi arkadaşlar. Kaybedilen zamanın hiçbir şekilde telafisi yok. Zaman çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Kaybettiğiniz her gün eksi olarak yazar size arkadaşlar. Ne olur temponuzu hiç düşürmeyin. Düzenli bir şekilde çalışın. Düzenli bir şekilde tekrar edin. Boşluğa düştüğünüzde yazın bize arkadaşlar. Konuşuruz. Vakit buldukça böyle yol gösterir size. Güzelce temponuzu bozmayın ne olur. Yani bu videoyu ne zaman dinliyor olacaksınız bilmiyorum ama işte sınava muhtemelen az bir süre kalmış olacak. Güzel çalışın. Tamam mı? Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yüzde problemlerin kar zarar problemlerinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Ne var burada? Güzel güzel kar zarar problemleri var. Hadi devam edelim çözmeye. Şimdi arkadaşlar 4 tanesi 6A liraya alınan toplar 5 tanesi 12A liraya satılıyor. Buna göre yüzde kaç kar yapılmıştır? Soru şöyle olsaydı çok kolay olurdu bak. 4 tanesini 6A'ya aldım. 4 tanesini işte 10A'ya sattımsa çok kolaydı. Çünkü aldığımı satmışım. Eğer aldığını sattıysan kolay hesap. Kar bölü maliyet yaparız. Ama aldığımızı satmamışız burada. Burada ne yapmışız arkadaşlar? 4 tane almışız ama 5 tane satmışız. Bak 4 tanesini 6A'ya almışız. Satarken 5 tanesini 12A'ya satmışız. Şimdi bu soruyu iki şekilde çözebiliriz. Yani bu soruları çözebilmek için aldığınız miktarla sattığınız miktar aynı olmalı. Yani 4, 5. 4 ile 5'i bir yerde eşitleyebilirim. Kaçta eşitleyebilirim? 20'de. O zaman buradan şöyle söyleyelim. 4 tanesini 6A'ya alırsak 20 tanesini kaça almışız? 4 tanesi 6A ise hemen 5 ile çarpıyorum 20 yapmak için. Bunu da 5 ile çarpıyorum 30A'ya. Tamam mı? Bunu da 20 yapabilirim. Kaçla çarpıyorum? 4 ile. O zaman 20 tanesini çarptım bunu da 4 ile 48A'ya. Artık soruyu çözebilirim. Aldığım miktarla sattığım miktar birbirlerine ne oldu? Eşit oldu. Eşitse işim kolay. Neyi soruyor bana? Yüzde kaç kar yapmışız diyor. Kar yüzdesini soruyor değil mi? Kar yüzdesi eşittir. Bölüyü attık. Her zaman aşağıya neyi yazıyorduk? Maliyeti. Kaça mal ettik? 30A'ya mal ettik. Ne kadar kar yaptık? 48'den 30'u çıkardım. Kaç A kar yaptık? 18A. Yüzdesini bulabilmek için neyle çarpıyorum? 100 ile. Tamam mı? Şimdi zaten A'lar götürdü. Şu sıfırlar da götürsün. 6 ile 18'i sadeleştirdim. 6 ile 10'u çarptım. Ne kadar kar yapmışım? %60 kar yapmışım. O zaman hemen notu yaz buraya. Ne notum? Alınan adetle veya alınan miktarla satılan miktar eşit değilse alınan miktar ile satılan miktar eşit değilse satılan miktar eşit değilse miktarları eşitle. Miktarları eşitle. Hocam niye 20'de eşitledik? Başka bir şeyde eşitleyebilir miydik? İstediğin yerde eşitle. Hiç problem yok. Hatta şöyle bir çözüm daha yapayım hadi. İkinci yol diyeyim. 4 tanesi 6A liraysa 1 tanesi kaç liradır? Bak 1 taneye indiriyorum. 4 tanesi 6A ise bir tanesi 6A bölü 4'tür. Sadeleştirdik 3A bölü 2. Bu birinin alış fiyatı. Satışa bakalım. 5 tanesi 12A'ya satılıyorsa 1 tanesi neye satılıyordur? 12A bölü 5'e satılıyordur. Bak satış alış. Kar yüzdesi aşağıya hep alışı yazıyorum. 3A bölü 2. Yukarıya kârı yazacağım. Kârı bulurken bundan bunu ne yapacağım? Çıkaracağım. 12a bölü 5'ten 3a bölü 2'yi çıkaracağım. Çarpı 100 yapacağım. Ama bakın işlemler rasyonel sayılı işlem gelir. İş biraz daha zorlaşır. Anladık? Haydi. Evet. 11. Kuru üzüm, yaş üzüm, yumurta, kır, işte maliyet yükselsin soruları. Şimdi Ali aldığı yumurtaların %20'sini yolda kırmıştır. Yumurtaların maliyeti yüzde kaç artar? Arkadaşlar ne yaptık? Annemiz bize parayı verdi. Yumurta almaya gittik. Tamam mı? 10 lira verdi bize. Gittik 10 tane yumurta aldık. Peki yolda gelirken 2 tanesini kırdık yumurtaların. Annemiz de kızmasın diye 8 yumurta geldi dedik. O zaman anneniz yumurtanın yeni fiyatını kafadan hesaplarken ne yapar? Normalde 1 liraya almıştık yumurtaları. Artık 8 yumurtaya geçtiği zaman, düştüğü zaman maliyeti ne yapmış oldu? Artmış oldu. Bir yumurtanın fiyatı daha yükseğe gelmiş oldu. Ne kadar yükseğe? 10 bölü 8'e geldi bir yumurtanın fiyatı. İşte burada bu maliyet hesabını yapacağız. Bak şimdi. Ali aldığı yumurtaların %20'sini yolda kırmıştır. Yumurtaların maliyeti yüzde kaç artmıştır? Bak. Ne yapsın Ali? Ali yumurta alsın. Yumurtanın bir maliyet fiyatı belirleyelim hadi. Ali yazdık. Ali'yi satın alıyormuş gibi. Şimdi bir yumurtanın fiyatı kaç lira olsun? Kaç lira olsun bir yumurta? 10 lira olsun. Niye 10 lira yapıyorum? Çünkü maliyet fiyatını 100 yapmaya çalışacağım. 100 yaparsak kolay olacak. Kaç yumurta alsın Ali? 10 adet yumurta alsın. 10 tane yumurta. Ali'nin cebinden kaç lira çıktı? 100 lira çıktı. Tamam mı? Ama Ali yumurtaların %20'sini kırdı. Onun %20'si nedir? 2'dir. Yani Ali'nin kaç yumurtası kaldı? 8 yumurtası kaldı. Bu 10 liraydı pardon. Tamam, Ali'nin kaç yumurtası kaldı? 8 yumurtası kaldı. Ali şimdi ne yapmış oldu arkadaşlar? 8 yumurtayı 100 liraya almış oldu. İşte yeni fiyatı soruyor size. Bir yumurtanın fiyatı x eşittir neye düştü o zaman? 100 bölü 8 yaptı. Tamam mı? 100 bölü 8'e bakalım arkadaşlar. Sadeleştirelim bir 4 ile burayı. 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman ne gelecek? 25 bölü 2. 12,5. Yani bir yumurtanın fiyatı 10 lirayken neye yükseldi? 12,5'a yükseldi. Yüzde kaç yükselmiştir? Yüzde 25 yükselmiştir. 10'dan 12,5'a. 100'den 125'e çıkıyor gibi. Yani yumurtanın fiyatındaki değişimi soruyor bize. 10'dan 12,5'a çıktı. 2,5 arttı. 10'da. Yüzdeye çevirebilmek için yüzde çarp. Yüzde 25 olmuş oldu. Şimdi bu tarz sorularda böyle çok kafayı yormak istemiyorsanız şöyle çok basit bir şey vereceğim size. Sil burayı. Şunu yap. Kuru üzüm, mur üzüm sorularında birinci miktar çarpı ilk fiyat eşittir ikinci miktar çarpı ikinci fiyat. Bu. Bunu kurarsanız çok kolay. Şimdi kendime ben mi yaptım? Aferin. Evet. Şimdi kendime ne yapayım ben? Benim yapacak bir şeyim yok. Evet. Kendime ne belirliyorum? Şimdi bir miktar belirliyorum. Bu miktarım kaç tane yumurta olsun? 10 tane. Tamam mı? İlk fiyatı biliyor muyum? Bilmiyorum. Ona da ne dedim? 10 dedim. 100 yapmak için. Şimdi ikinci miktar. Yumurtaların kaçını kırdım? %20'sini. Kaç yumurta kaldı bana geri? 8. İşte ikinci fiyata da ne diyorum? X diyorum. Bakın 100 bölü 8 çıktı karşımıza yine. 12,5. Şimdi ilk fiyat neydi? 10'du. 10'dan 12,5'a yükseldi. 2,5 yükseldi. 2,5 da 10'da 2,5 ise yüzde kaçtır? 25'tir. Denklemini kuruyoruz. Birinci miktar ilk fiyat. İkinci miktar ikinci fiyat. Tamam. Evet. 12. sorumuz. Yaş kayısı kurutulduğunda ağırlığının %60'ını kaybetmektedir. Yaş kayısının kilosunu 6 liraya alan Kamil, kuru kayısıyı kaç liraya mal etmiştir? Yumurta sorusunun aynısı. Ha yumurtayı kırmış kaybetmiş, ha üzümün içindeki suyu çıkarmış kurutmuş, ne diyoruz ona? Fire vermek diyoruz. Ağırlığı düşüyor. Neydi formülümüz? Birinci miktar çarpı birinci fiyat eşittir İkinci miktar çarpı ikinci fiyat. Başlayalım şimdi. Yaş kayısı kuruduğunda %10'luk 60'ını kaybediyormuş. Kaç kilo yaş kayısımız olsun bizim? Hadi 100 kilogram alalım. 100 kilogram kayısı aldık. Kaç liradan aldığımızı söylemiş mi bize? 6 lira. Yani ilk fiyatım bu. Şimdi ikinci miktar. Kaç kilogramdı benim kayısım? 100'dü. Kuruyunca %60 kaybediyormuş. Gidiyormuş, %60 suya gidiyormuş. Ne kadar kalıyor o zaman? 40 kalıyor. 40 kilogram kaldı. Öyle bir fiyata satacağım ki kafa kafaya gelsin. Tamam mı? X'i bulmak için her iki tarafı neye bölüyorum şimdi? 40'a bölüyorum. Şunlar gitti. Sıfırlar da gitsin. Sadeleştirelim. Bunda 3 kalsın. Sadeleştirelim. Bunda 5 kalsın. 15. Yani kuru kayısıyı kaç liraya satmalıymışız? 15 liraya satarsak bir de kar da yapmıyoruz. Ha. Ne geliyor? Kafa kafaya geliyor. Tamam mı? Hadi devam edelim. 3, 2, 1. Evet. Şimdi soruları biraz daha zorlaştırıyoruz arkadaşlar. Bir manav kilosu 3 TL'ye aldığı domatesleri %25'i çürük çıkıyor. Manav sağlam domateslerin kilosunu kaç liraya satarsa %30 kar eder. Güzel soru. Şimdi önce bir maliyet belirleyeceğim değil mi kendime? Kaç liradan domates alıyorum? 3 liradan. Kaç kilo alıyorum? Bilmiyorum. %25'i çürüyor dediği için küsürlerle uğraşmamak için kaç kilo domates alayım? 100 kilogram domates alayım. Kaç liradan aldım kilosunu? 3 liradan. Maliyet fiyatım kaç lira benim? 300 lira. Şimdi ne yapmak istiyorum bu satışın sonunda? Kar yapmak istiyorum değil mi? Karı hangi fiyat üzerinden hesaplıyorduk? Hep maliyet. Yüzde kaç kar yapmak istiyorum? 30. O zaman hemen yapmak istediğim karı hesaplıyorum. 300'ün %30'u kadar değil mi? Hesaplıyorum o zaman. Ne kadar kar yapmak istiyorum? 90 lira kar yapmak istiyorum. 300'e aldım, 90 kar yapacağım. Kaç lira cebime girmeli benim o zaman? 390 lira cebime girmeli. Cebime girecek olan ne kadar olmalı? 390. Peki 390 lirayı ne ile kazanacağız? Şimdi asıl soruya geldik. 390 lirayı 100 kilogram domates satarak değil, domateslerin %25'i ne olsun diyor? Çürüsün. Yani 75 kilogram domatesi öyle bir fiyata satın ki diyor. Kaç lira para girsin cebimize diyor? 390 lira para girsin diyor. O zaman buradan x dediğimiz 390 bölü 75'e nedir arkadaşlar? Eşittir. Sadeleştirelim şimdi bunları. Kaçla sadeleştirelim? 5'e bölelim önce. 5'e böldüğümüz zaman buradan kaç kalıyor? 15 kalıyor. Burayı 5'e böldüğümüz zaman ne kalıyor bakalım? Burada 15 var. 5'e böldük. 7 kez var. 7 kez var. 35, 40, 78 yapıyor. Evet, şimdi burayı bir daha kaça bölelim şimdi? 3'e bölünüyorlar. Evet, 3'e böldüm. Burası ne yaptı? 5 yaptı. 3'e böldüğüm zaman buradan ne geldi? 2 kez var. 26 bölü 5 yapmış oldu. 26 bölü 5'te nedir arkadaşlar? 5,2'dir. Yani kaç liradan satmalıymışız malı? 5,2 liradan satmalıymışız. Bu işin mantığı. Önce maliyeti hesapladım. Yapmak istediğim kârı hesapladım. Maliyetle kârı hesapladım. Cebimde bu kadar para olmalıdır dedim benim. Bu kadar parayı Kaç kilo domatesi satarak elde ettim? 75 kilo domates satarak elde ettim. Bu işin mantığı. Şimdi bir de biraz önceki gibi bir şey yapalım. Neydi biraz önceki formülümüz? Birinci fiyat çarpı birinci miktar eşittir demiştik. İkinci miktar çarpı ikinci fiyat. Orada kar zarar yaptırmıyordu bize. Burada bir de ne yapmamızı istiyor? Kar yapmamızı istiyor. O zaman şuraya ekstradan neyi eklemem lazım? Kârı eklemem lazım. Bakın başlayalım. Birinci fiyat 3 lira. Birinci miktar 100 kilo olsun dedim. Artı. Şimdi ne yaptı burası? 300. Kâr ne kadar yapmak istiyorum? %30. 300'ün %30'unu hesapladım hemen kenarda. 90. Bak onu hesaplıyoruz kenarda. 300'ün %30'unu hesapla kenarda. Tamam mı? Eşittir. İkinci miktar. 100 kilogramda %25'e çürük çıktı. 75 çarpı x. Bu formülden de 390'ı 75'e bölün. Aynı şey karşınıza gelecek ama işin mantığını anlayın. Tamam mı? Evet 14. Yine aynı tarzda bir soru. Bir mağazada 15 gömlek alana 5 gömlek hediye verilmektedir diyor. Buna göre gömleğin maliyeti yüzde kaç değişir? Bakın aynı soru. Ne formülüm? Birinci miktar çarpı birinci maliyet eşittir ikinci miktar çarpı ikinci maliyet. Başlayalım. Ben kaç gömlek alacağım diye girdim içeri? 15. Kaç lira olsun gömlekler? Hadi 100 lira olsun, 10 lira olsun. Tamam mı? Eşittir ama bana 15 gömlek vermediler. Ben 15 aldım. Kaçta çıktım dışarı? 20 ile çıktım. Bir gömleğin fiyatı kaça geldi göreceğiz şimdi. Evet 150 bölü her iki tarafı x'i bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum? 20'ye bölüyorum. Şunlar götürdü, şunlar götürdü. 7,5. Yani bir gömleği 10 liradan alırken bir gömleğin fiyatı neye düştü? 7,5'a düştü. Tamam mı? Yüzde ne kadar değişir diye soruyorsa ondan 7,5'a düştüyse 2,5 değişti. Onda 2,5 değiştiyse yüzde kaç değişmiştir? 25 değişmiştir. Tamam mı? Veya şöyle yapın daha kolay olabilir. Bu ikinci mala 10 değil de 100 deyin arkadaşlar. 100 derseniz sorunun cevabı direkt karşınıza çıkacaktır. Tamam mı? 15. Bir sütçü litresini 1,4 liradan aldığı sütün içerisine %40 oranında su koyuyor. Sahtekarlık yapıyor. Suya para vermeyen sütçü sütün litresini 3 liradan satıyor. Her türlü para kazanıyor adam. Sütçünün karı yüzde kaçtır? Kar soruyor değil mi? Nasıl buluyorduk karı biz? Maliyet lazım bize. Hadi bakalım maliyete. Sütçü ne yapıyor bir bakalım. Sütçü, sütün maliyeti bir kere süte kaç lira para veriyor 1 litre süte? 1,4 lira veriyor değil mi? Kaç litre süt aldığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Kaç litre süt aldıralım buna küsürlerle uğraşmamak için? 100 litre süt aldıralım. Bu neyim benim şu anda? Maliyet fiyatım. Maliyet fiyatım kaç liraymış arkadaşlar? 140 liraymış. Tamam mı? Maliyet fiyatım 140 lira. Şimdi bu sütçü sahtekarlık yapıyor. Ne yapıyor? Sütün içerisine %40 oranında su koyuyor. Yani sütü 100 litre değil artık. Su koydu içerisine. Süt kaç litreye yükseldi? 140 litreye yükseldi. Ve kaç liradan satacakmış bunu? 3 liradan. Bak bu da satış fiyatı. Cebimize giren toplam para. 3 liradan da bunu sattı. 0, 12'nin ikisi elde var bir 3, 4. Yani 140 liraya mal ettiği sütü kaç liraya sattı? 420. Zengin oldu adam. Şimdi kar yüzdesini mi soruyor bize? Hemen kar yüzdesini hesaplamayı biliyorum ben değil mi? Nasıl hesaplıyorduk kar yüzdesi? Yukarıya karı, aşağıya maliyeti çarpı 100. Şimdi maliyetin belli 140. Peki kar ne kadar yaptım? Bundan bunu ne yapacağım? Çıkaracağım. Ne kadar kar yapmışım çıkardığım zaman? 280 çarpı 100. Sadeleştirdim 2. 2 ile 100'ü çarptım. Adam %200 kar yapmış. %200 büyük kar. Tamam mı arkadaşlar? Neyi belirliyoruz her zaman? Maliyeti belirliyoruz. Satışı belirliyoruz. Kar bölü maliyet. Kar yüzdesini veriyor bize. 3, 2. Evet. Geldik 16. sorumuza. Şimdi diyor ki kuru kömür ıslatıldığında %30 ağırlığı artıyormuş. Aynı süt sorusu gibi. Ha sütün içerisine su koymuşsunuz, ha kömürü ıslatmışsınız. Sahtekarlık. %30 artmaktadır. Tonu 650 lira olan kömür ıslatıldıktan sonra 750 liraya satılırsa yüzde kaç kar elde edilmiş olur? O zaman yine kendime ne belirteyim? Bir maliyet fiyatı oluşturuyorum. Maliyet bilmedikten sonra hesap yapamıyoruz. Şimdi o zaman diyelim ki bir tonu kaç lira bizim kömürümüzün? 650 lira. Dolardaki son artışlardan sonra gerçi 2 katına çıktı ama evet 650 lira. Bu bir tonu çarpı kaç ton kömür alacağımı ben belirleyeceğim. Kaç ton kömür alayım? %30 azalacak ya, 10 diyelim. Onun %30'unu alabilirim. Kolay olur. Tamam mı? Çok da sayıyı büyütmeyin. 100 yaparsanız da olur da sayı büyür. Kafanız karışır. Bu maliyet fiyatımız. Tamam mı? Sonra şimdi satış fiyatına bakacağım. Bu adam 650'ye satmıyor. Kaça satıyor artık ürünü? 750'ye satıyor ama 10 ton satmayacak. Islattı bunu. %30 arttırdı tonunu. %30 arttırırsa 10 neye yükselir? 13'e. Bak hemen kolay hesaplayın. Sıfırı sildiğiniz zaman %10'unu hesaplarsınız. %30'u içinde 3'te çarpıyorsunuz. Ekledim. Şimdi satış bu. Maliyet bu. Şimdi yüzde kaç kar yapmıştır diyor. Yani kar yüzdesini soruyor değil mi bize? Kar yüzdesinin formülünü biliyorum ben. Yukarıya neyi yazıyordum? Karı. Aşağıya neyi yazıyorum? Maliyet. Sonra bunu neyle çarpıyorum? 100 ile. Şimdi karı bulabilmek için satış fiyatından maliyet fiyatını ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. Yani yukarıda 750 çarpı 13'ten 650 çarpı 10'u çıkaracağım. Bu kar. Bölü maliyetim burada. Maliyetim ne? 650 çarpı 10. Bunun sonucunu kaçla çarpacağım? 100 ile çarpacağım arkadaşlar. Şimdi sadeleştirme yapabilir miyiz? Şimdi sadeleştirme, şurada 0 var. Şurada da 0 var. Neyse sadeleştirmeyelim. Hiç kafanız karışmasın. Şimdi o zaman ne yapacağız sadeleştirmeyeceksek? Çarpacağız arkadaşlar. Şimdi 10 ile çarparsam ne yapar burası? 7500 yapar. Üstüne kaç eklememiz lazım 7500'ün? Bakın 3 ile çarptığım zaman ne yapacak burası? 150, 225, 2250 ekleyeceğiz üstüne o zaman. 0, 5, 7, 9750 yaptı şurası. 9750 değil hatta 97500 yaptı. Eksi, burası kolay zaten çarptığımız zaman ne yaptı? 6500 yaptı. Yok şu sıfırı fazla koydum. Bölü, aşağıda da 6500 var. Çarpı 100. Tamam mı? Şu sıfırla şunlar götürsün birbirlerini. O zaman 9750'den 6500'ü çıkardığımız zaman ne gelecek? 9750'den 6500'ü çıkarıyorum. 0, 5, 2. Bu kaldı değil mi? Evet 3'müş. Evet ne oldu şimdi burası o zaman? 3250 bölü ne yapmış oldu? 65 yapmış oldu. Son olarak bölelim burayı. 3250'yi 65'e bölüyorum. Kaç kez var içerisinde? 5 kez var. 25'in 5'i elde var 2. Tam bölündü zaten. 0. Şu 0'ı da koydum. Yüzde kaç kar elde etmişiz? 50 kar elde etmişiz. Arkadaşlar önemli olan yer şurayı kurmak. Sayılar biraz büyük olduğu için görünmedi mi buralar? Sayılar biraz büyük olduğu için sadece işlemlerle uğraştık. Ama direkt sadeleştirme de yapabilirdiniz görürseniz. Mesela şurası ne yapıyor? Bir tane sıfır burada var, bir tane sıfır burada var. Şunu götürttürürsünüz paranteze alıp daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, şimdi 17. sorumuz. Tanesi 24 lira olan 75 tane tabağın 15 tanesi taşıma sırasında kırılıyor. Sağlam tabaklar kaç liraya satılırsa %20 kar yapılır diyor. Şimdi kafamda planlıyorum. Şimdi ne yapmışım, ne almışım bir bakayım. Bir maliyetim var. Maliyetimi bir hesaplıyorum. Ne almışım ben? 24 liradan kaç tane tabak almışım? 75 tane tabak almışım. Bu benim neyim? Maliyetim. Tamam mı? Şimdi bir şey yapmak istiyorum ben. Ne yapmak istiyorum? Kar yapmak istiyorum. Ne kadar kar yapmak istiyorum? %20. Neyin %20'si? Maliyetin %20'si. Her zaman maliyetin üzerinden hesaplanır kar zarar. Tamam. O zaman maliyetime karımı ekliyorum. Eşittir diyorum. Satacağım şimdi. Bu kadar para elde etmeye çalışacağım. Tabakların hepsini mi satıyorum? Hayır, hepsini satmıyorum. Tabakların 75 tane tabağın 15 tanesi ne yapıyor? Kırılıyor. Kaç tabak satıyorum ben? 60 tabak satıyorum. Kaç liradan? Zaten soru onu soruyor. Bakın sol tarafta her zaman neyi oluşturuyorum? Maliyetle yapmak istediğim karı oluşturuyorum. Karşı tarafta neyi oluşturuyorum? Satışı. Geri kalan işlem arkadaşlar. Sadeleştirelim. 1 bölü 5 oldu burası. 75'i de 5'e böldük, sadeleştirdik, 15 yaptı. Ne oldu şimdi burası bak? 24 çarpı 75 artı 24 çarpı 15 eşittir 60x. Bak çarpmadan, ikisinde ortak bir şey var mı? Var. Neler ortak? 24'ler. Al 24 parantezine. 24'ünü aldım, bunun 75'i kaldı. Artı bunun 24'ünü aldım, 15'i kaldı. Eşittir 60x. Topladım. 90 çarpı 24 eşittir 60x. X'i bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum? 60'a. Böldüm. Gitti gitti. Sıfırları da götürdüm. 24 6'ya tam bölündü. 4 yaptı değil mi? Çarptık. X eşittir ne oldu? 36. Evet. Bize ne soruyor? Taşıma sağlam tabaklar kaç liradan satılmalıdır diye soruyor. Kaç liraya satmalıymışız sağlam tabakları? 36 liraya satmamız gerekiyormuş ki istediğimiz kadar karı yapalım. Tamam mı? Evet, yine farklı bir soru. Ne diyor? Bir bakkal bir miktar unu %40'la satmayı planlıyor. Yani 10 liraya aldıysa 14 liraya satmayı planlıyor. 100 liraya aldıysa 140'a satmayı planlıyor. Kafada plan yapmış adam, kurmuş kendini. Satış bittikten sonra terazinin %20 eksik tarttığını fark ediyor. Bak o zaman. Şimdi bu adamın planladığı şeye bakalım önce. Planladığı şey. Kaç kilogram unu olsun bu adamın? 10 kilogram unu olsun. Tamam mı? 10 kilogram unu olsun. Şimdi mesela maliyetini söyleyelim önce. Durun. Maliyetini oluşturalım. 10 kilogram unu 10 liradan alsın bu adam. Kaç lira maliyeti var? 100 lira maliyeti var. Bu çok önemli değil gerçi de. Bu adam neyi planlıyor şu anda? Neyi planlıyor? Biz de 10 kilogram unu 14 liradan satıp 140 lira para kazanmayı planlıyor. Yani %40 para kazanmak istiyor. Planladığı da bu. Ama istediği gibi gitmiyor işler. Adamın terazisi bozukmuş. Bu adamın terazisi %20 eksik tartıyormuş. Yani 10 kilogram ürünü kaç kilogram tartıyormuş? 8 kilogram tartıyormuş. %20 eksik tartıyormuş. Şimdi gerçek olana bakalım. Adam terazinin üstüne 10 kilogram unu koydu. Gerçekte kaç kilogram gibi gösterdi onu? 8 kilogram gibi gösterdi. Adam kaç liradan satıyor onu ben kar yapacağım diye? 14 liradan satıyor. Yani bu adamın cebine 112 lira para girdi. Şimdi bu adam 140 lira para kazanmak isterken kaç lira para kazandı? 112 lira. Maliyeti kaç liraydı? 100 lira. %40 kar yapmak istiyordu ama yüzde kaç kar yapmış oldu? 12 kar yapmış oldu. Tamam mı? Bozuk terazi adamın maliyetini ne yapar? Maliyetini değil, yapacağı karı ne yapar arkadaşlar? Eğer eksik tartıyorsa az kar yaptırır, fazla gösteriyorsa da fazla kar yaptırır. Ona da dikkat edelim. Hadi devam edelim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi 19. sorumuzda enflasyon hesabı yapacağız. Ülkemizin son gün zor günler geçirdiği günlerde arkadaşlar, Allah yardımcımız olsun hepimizin, ülkemizin de enflasyon hesabı yapacağız şimdi biz de. Öğrenelim, işimize yarayacak. Evet, şimdi %25 enflasyon olan bir ülkede memura %20 zam yapılırsa memurun alım gücü nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar, bir memurun alım gücünün değişmemesi için ülkede enflasyon oranı kaçsa o kadar zam yapılması lazım. Eğer enflasyon oranı bizim artış oranımızdan daha fazlaysa o ürünleri ne yapamamaya başlarız artık? Alamamaya başlarız ve alım gücümüz düşer. Ama zam daha fazlaysa o zaman alım gücümüz ne yapar? Artar. Şimdi bu soruları çözerken çok basit bir yöntem kullanacağım. Şimdi ilk önce ilk durum diyeceğim buraya, tamam mı? İlk durum. İlk durumda memurun maaşı 100 lira olsun, tamam mı? Memur 100 liraya da bir şey alabilsin. Mesela buzdolabı. Tamam mı? Buzdolabı. Buzdolabının fiyatı da kaç lira olsun? 100 lira. Bir tane buzdolabı alabiliyor muyum şu anda ben? Alabiliyorum. Şimdi ikinci duruma geçiyorum. Enflasyon %25'miş. Yani buzdolabının fiyatı kaç liraya arttı? 125 liraya arttı. Benim maaşım ne kadar oldu? %20 arttı. 120. Alabiliyor muyum buzdolabını? Alamıyorum. Enflasyon karşı ne yaptım o zaman? Ezildim. Şimdi yüzde kaç ezildim diye soruyor şimdi. Merkez buzdolabı fiyatıdır. Şimdi burada bir buzdolabı alabiliyordum. Burada kaç tane buzdolabı alabiliyorum? Oran olarak baktığınızda 120/125. Yani buzdolabının kaçta kaçını alabiliyorum diye hesaplıyorum aslında. Tamam mı? Sadeleştirelim bunları. Kaça bölelim? 5'e bölelim. 5'e böldüğümüz zaman ne gelecek arkadaşlar buradan? 25 gelecek. Burayı 5'e böldüğüm zaman burası ne yapacak? 24. Yüzdeye çevirmek istiyorsak bunu kaçla çarpalım? 100 ile çarpalım. Şunları sadeleştirdim. 4. 4 ile 24'ü çarptım. Kaç yaptı? 16'nın 96 yaptı. Yani buzdolabının %100'ünü alamıyorum artık. Buzdolabının yüzde kaçını alabiliyorum? 96'sını. Alım gücüm yüzde kaç azalmış oldu? %4 azalmış oldu. Yani soruda birinci durum, ilk durum. İkinci durumu buluyorsun. Birinci durum ve ikinci durumu buluyorsun. Birinci durumla ikinci durum arasında benim için önemli olan neresi? İkinci durum şurası. Her zaman ürün fiyatı aşağıya, benim maaşım nereye yazılıyor? Yukarı yazılıyor. Değişimi direkt bulmak istiyorsanız, şunu yapmayın. Bak, bu kaç lira ürün? 125 lira. Benim buzdolabını alabilmek için kaç liraya ihtiyacım var? 5 liraya. Direkt 5 lirayı yukarı yazıp da 100 ile çarparsanız direkt %4'ü de bulabilirsiniz. Tamam mı? Benim kaç liraya ihtiyacım var? Hepsi üstünden yaparsanız kaçta kaçını alabildiğinizi bulursunuz. İhtiyacım olanın üstünden yaparsanız neyi bulursunuz? Yüzde kaç azaldığını bulursunuz. Hadi bir soru daha. 6 aylık enflasyon oranının %20 olduğu bir ülkede memur maaşlarına, çık dışarı, memur maaşlarına ilk 6 ay %10, ikinci 6 ay %20 zam yapılıyor. Kaçak bir öğrencimiz var arkadaşlar, onu kovdum. Evet, alım gücü nasıl değişir diyor. Bakalım. Şimdi yine ne yapıyorum? Biri ilk durum diyorum. İlk durum. Şimdi benim maaşım olsun. Maaş. Yine buzdolabı diyelim hadi. Şimdi maaşım 100 lira olsun. Buzdolabı da 100 lira olsun. Şu anda alabiliyorum. Bir tane buzdolabı alabiliyorum. 6 aylık enflasyon oranı %20'ymiş. İlk 6 ayda %20 artar buzdolabının fiyatı neye yükselir? 120'ye yükselir. İkinci 6 ayda bir 120 daha yükselecek. Bakın bunun %20'si 20 idi ama bunun %20'si 20 değil. Onu hesaplamam lazım. Hesaplıyorum 24. Yani ikinci 6 ay fiyatım neye yükseldi? 24'e yükseldi. Yani buzdolabı kaç lira oldu? 144. Tamam mı? Yani bu. Şimdi maaşlara ise ilk 6 ay %10 zam yapıyorum. İlk 6 ay %10 zam yaptım. Maaşım neye yükseldi? 110'a yükseldi. İkinci 6 ay %20 zam yapacağım. 110'un %20'si kadar zam yapıyorum. Sıfırlar gitti. Ne kadar zam yaptım? 22. 110'dan 22. Neye yükseldi fiyatım? 132. Alabiliyor muyum buzdolabını? Alamıyorum. Ezildim. Şimdi yüzde kaç ezildim? Her zaman merkez fiyat. Fiyatı nereye yazıyorum? Aşağı yazıyorum. Kaç ezildiğini bulmak istiyorsanız buzdolabını almak için kaç liraya ihtiyacınız varsa onu yazın. Kaç liraya ihtiyacım var buzdolabını almak için? 12 liraya ihtiyacım var. Bunu yüzdeye çevirmek için neyle çarpıyorum? Yüzde çarpıyorum. Sadeleştir şimdi burayı. Ne geldi buradan? 12 geldi. Evet, ne yaptı burası arkadaşlar? 100/12. Yani %100/12 kadar. 4 ile sadeleşiyor. %25/3 kadar enflasyonun karşısında ne yapmışız arkadaşlar? Eriyip bitmişiz. Tamam mı? Evet arkadaşlar, şimdi kar zarar problemlerinin de sonuna geldik. Bol soru çözün arkadaşlar. Bol soru çözdükçe önünüzde hiçbir şey duramaz. Geriye dönük de tekrar yapın. Problemlerin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Hadi bakalım, sizlere iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.